Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Emişit. Bugün size kilitli olan bir iPhone'un detaylı bir şekilde nasıl açılacağını size anlatacağım. Umarım videodan memnun kalırsınız. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar, işlemlere başlamadan önce belli başlı hazırlıkları yapmamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi, her Apple kullanıcısının bilgisayarında olması gereken bir program olan iTunes'un bilgisayarımızda kurulu olması gerekiyor. Nereden indireceğimizi, nasıl indireceğimizi ben size göstereyim. Direkt Google'a iTunes yazınca zaten çıkıyor. Buradan hemen indiriyorsunuz ve next 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 deyip burada şimdi indir butonu var, gördüğünüz üzere bu kadar basit, basıyorsunuz ve indirmeye başlıyorsunuz. Ben daha önce indirmiştim. Neyse bir daha indirelim siz görün diye. İndirdikten sonra next 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 deyip kuruyorsunuz ve bütün işlemleri buradan yapmaya başlıyoruz. Ben daha önce indirmiştim. Burada gördüğünüz üzere iTunes simgesi burada. Sizin de bilgisayarınızda olması gerekiyor. Çünkü çoğu işlemi iTunes üzerinden halledeceğiz. Arkadaşlar, ilk olarak bilgisayarımızda iTunes programını açıyoruz. Apple telefonu olan herkesin bilgisayarında olması gereken bir programdır. iTunes programımızı açtık. Telefonumuzu gördüğünüz üzere 11 dakikalık bir bekleme süresi veriyor. Biz bunu hemen telefonumuza bağlantı kablosunu bilgisayarımıza bağlıyoruz. Telefonumuz bilgisayara bağlıyken DFU modunu alacağız. O yüzden telefonumuzu kapalı konuma getiriyoruz. Yani telefonumuzu kapatıyoruz. Telefon şu anda kapanıyor. Şu an telefonumuz kapandı. Şimdi yapmamız gereken arkadaşlar, kilit tuşuyla home tuşuna 10 saniye basıp 10 saniye geçtikten sonra telefonumuzdan kilit tuşundan parmağımızı kaldırıp home tuşuna yaklaşık 15 saniye daha basmamız gerekiyor ki telefonumuz bilgisayarımızca algılansın ve hemen kurtarma moduna girsin. İşlemlere hemen başlıyorum. İkisini aynı anda basıyorum. 10'a kadar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parmağımı çektim. Home tuşuna basmaya devam ediyorum. Ve gördüğünüz üzere telefonum kurtarma moduna girdi. Arkadaşlar, DFU yani kurtarma moduna telefon girince tamamıyla siyah ekranda kalıyor. Ekrana herhangi bir uyarı vermiyor. O yüzden aklınıza niye ekranıma bir şey gelmedi gibisinden sorular gelmesin. Bu hatayı tamam deyip kapatıyoruz. Evet millet, kurulum dosyalarıyla uğraşmak istemiyorsanız iPhone'a geri yükleye tıklayacağız ve ardından açılan pencerede geri yükle ve güncelle butonuna basacağız. iTunes bizim adımızı Apple aygıtımızın kurulum dosyalarını indirecek ve burada anti parantez içinde belirtmem gerekiyor ki indirme hızınıza göre indirme süreniz değişkenlik gösterebilir. Ona göre ayarlamalar yaparsınız ve indirme işlemi bittikten sonra iPhone kurulum başlayacak. Eğer kurulum dosyalarınızı manuel olarak indirmek isterseniz de sağ alt köşedeki videomu izleyebilirsiniz. Ben daha önce indirdiğim kurulum dosyamı Apple aygıtıma kuracağım için klavyeden Shift'e basarken iPhone'a geri yükle butonuna basıyorum ve ardından açılan pencerede indirdiğim kurulum dosyamın konumunu bulup aç butonuna basıyorum ve kurulum işlemi hemen başlıyor. Video daha fazla uzamasın diye yükleme işlemlerini 4 kat hızlandırmış şekilde size yansıtıyorum. Kurulum işlemimizi tamamladık. Bir saniye, ben pin kodumu bir gireyim. Tamamdır. Pin kodumu girdim. iPhone'un klasik karşılama ekranı karşımızda. Şimdi arkadaşlar ufak tefek küçük adımlar kaldı. Bunları hemen yapalım burada. Şimdi buradan dilimizi seçiyoruz. Türkçeyi buluyorum. Ardından bölgeyi seçiyorum, Türkiye. Ayarlanıyor. Evet, şimdi bir ağa bağlanmam gerekiyor. Gelelim esas konuya. Telefonumuzu aktifleştirmek için internete bağlıyoruz. Bağladıktan sonra telefonumuzu sıfırlamadan önceki Apple ID'sini girişini yapmak zorundayız. Çünkü telefonumuz o ID üzerine kayıtlı. Telefonun Apple ID'sini girişini yaptıktan sonra etkinleştirme ayarlarını hepsini teker teker yapacağız sırasıyla. Arkadaşlar Apple ID'mizi girdikten sonra çok küçük basit ayarlar var. Ben bunları size göstermek adına hemen geçiyorum. Evet. Şimdi gelelim esas konuya. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz üzere iCloud'un yedeklemesini direkt kurabilirsiniz ya da yeni bir aygıt olarak ayarlayabilirsiniz. Ben temiz bir kurulum olmasını istediğim için yeni bir aygıt olarak ayarlıyorum. Evet, şifremizi girdikten sonra klasik bir adım olarak Apple kimliğimizi ayarlamak için birkaç dakika istedi. Klasik hüküm ve şartlar, bunları kabul ediyoruz. Bekliyoruz. Adım adım bekliyoruz. Hala bekliyoruz. Çok özür dilerim. Bunlar zevkinize göre, bunları değiştirebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Bunlar, bu tercihler sizin zevkinize kalmış, sizin tercihlerinize kalmış. Bunlar küçük küçük ayarlar. Evet arkadaşlar, iPhone tamamıyla hazır ve hizmetinize nazır. Bundan sonra bütün her şey sizin emrinize amade. Size, hepinize Allah kolaylık versin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.